1923 senesinin Temmuz ayında imzalanan Lozan Anlaşması gereğince Yunanistan'da bulunan Türkler Anadolu'ya, Anadolu'da yaşayan Rumlar ise Yunanistan'a gönderilecekti. Mübadele olarak tarihe geçen bu olayla Anadolu'dan Yunanistan'a göçenler arasında Rum olmayan bir topluluk daha vardı. Bu topluluk Karamanlılar olarak bilinen Hristiyan Türk topluluğu olan Karaman Türkleriydi. Anlatacağımız hikaye, Karaman Türklerinden olan ve milli mücadelede gözünü sakınmadan Yunan ordusuna kafa tutan birinin, Papa 1. Eftim'in hikayesidir. Eftim, 1884 senesinde Yozgat'ın Akdağ madeni kazasında Pavlos adıyla dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yerde yaptı. 21 yaşında ruhban oldu ve 1908 yılında Ankara'ya yerleşti. 1912 senesinde ruhbanlıkta bir sınıf olan Diyakos, 1915'te ise papaz olarak seçildi ve Eftim adını aldı. Fener Rum Patriği işgal güçlerine, canavar, zalim Kemalistlerin zulmünden biz Hristiyanları kurtarmaya geliniz, Ankara'daki zehirli yuvalarını yıkınız diyerek çağrıda bulunmuştu. Patriğin bu çağrısına şiddetle karşı gelen Papa Eftim, 1918 yılında keskin metropolit vekili iken Fener Rum Patrikhanesinden ayrıldı ve müstakil Türk Ortodoks Patrikhanesini kurdu. Papa Eftim kendine bağlı 72 kilise ile beraber Türk hükümetine bağlılıklarını bildirmiştir. 1920 senesinde komşusu Çerkez Ethem vasıtasıyla Mustafa Kemal'le tanıştı. 23 Nisan 1920 senesinde meclis açılışında bulunan din adamları arasında yerini aldı. Ben Türk dostu Eftim değil, Türk oğlu Türk Eftim'im. Ben her zaman ve her yerde Türk olduğumu beyan ettim. Bir yabancı, Türk dostu olabilir. Fakat benim gibi, halis bir Türk vatandaşının, yabancı bir Türk dostu gibi gösterilmesi, onun milliyetinden şüphe edilmesine delalet eder ki, bundan incinmemek, üzülmemek imkansızdır. Bana Türk demeyip, Türk dostu diyenleri hiçbir şekilde affedemem, diyerek kendini anlatan Papa 1. Eftim, 1924 senesinde Galata'da bulunan Panagia Kilisesi'ne çekildi ve 1968 senesine kadar Türk Ortodoks Kilisesi Patrikliği görevini yürüttü. 1934 senesinde soyadı kanunu ile beraber ismini Zeki Erenerol olarak değiştirmiştir. 1968 senesinde vefatten Papa 1. Eftim, Avrupa ve Fener Rum Patrikhanesine karşı yayınladığı bildiride, Avrupa mülahalesi ve bilhassa Yunan taarruzları neticesinde Anadolu'nun Müslümanları gibi, biz Hristiyanları da müteessir ve mutaarız oluyoruz. Anadolu'da hiçbir Hristiyan yoktur ki şu umumi felaketin kendilerine ait kısmının yegane müsebbibi, İstanbul Patrikhanesi olduğuna kanaat getirmemiş olsun. Türk hükümetimizin bidayetten şimdiye kadar kilisemize bir müdahalesi olmamış iken, İstanbul Patrikhanesi mübarek İsa Mesih'imizin emri hilafına ruhaniyetin ve mezhebimizi şerre alet ederek, Türk olduğumuz halde Helenizm propagandası ile ifade edilerek, güya aslen Yunan imişiz ve aslına rücu edermiş gibi azınlık hukuku iddiası ile mezhebi, milleti karıştırarak, bir taraftan bizi Yunan alıştırarak, desiselerini istismar ve diğer taraftan da umumi vekili imişçisine hakkımızı istiyor der gibi vaziyetler alarak Avrupa'ya karşı hükümetimizden, müşteki vaziyetiyle göstermeye kalkıştılar. Fener Patrikhanesi, dini ve ruhani vazifesini ihmal ederek, şanlı Türk milletinin, şanlı biz evlatlarını hilelerle, Yunanlı yapmaya kalkışması ve Avrupa'ya böyle göstermesi, Türk milletinin aleyhine şikayetlerde bulunması, Allah'ın emrine ve hakikatine muhaliftir. Başka bir beyanında ise, aslen Türk oldukları halde, mezhep farkından mada, Müslüman Türklerden farkları olmayan Ortodokslar da, millet itibariyle Türktürler. Ruhen ve cismen bir olarak yaratılmış olan Anadolu Türkleri arasına ihaliyetler meselesi sokularak kendi hesaplarına dolap döndürmek isteyen adamların maksatları malumdur. Bir mezhep farkı dışında hiçbir adetleri yek diğerinden ayrı olmayan iki kardeş anasır arasında niçin birbirinden ayrılmak hisleri bulunsun? Bugün Anadolu'nun her tarafında, Konya, Karaman, Kayseri, Niğde gibi mahallelerde sakin olan Türk Ortodoksların ırkça, adetçe, ahlakça, neleri yek diğerinden mütemmimi değildir. Türk Ortodokslarında Türkçeden başka bir lisan bilmediklerini söylersek, iddiamıza bundan parlak delil olabilir mi? Şarkılar, maniler, sözler bile birdir. Birbirinden katiyen ayrılmaz. Şu halde bu büyük hakikat karşısında apayrı iddialarda bulunan düşmanların maksatlarını anlamak o kadar güç olmasa gerek. Hayır, Türk Ortodokslar böyle bir safsataya itibar etmezler.
Onlar Türktürler, Türk olarak öleceklerdir. Nitekim ecdatları dahi aynı surette doğup büyümüştür.